Merhaba değerli arkadaşlar. Emlak Yönetimi ve Pazarlaması dersinin ikinci ünitesi emlakın ve emlak pazarının özellikleriyle ilgili. Emlak pazarlarında diğer pazarlara göre farklı özellikler bulunur. Bu özellikleri fiziksel ve ekonomik özellikler olmak üzere iki temel başlıkta inceleyebiliriz. Emlakın fiziksel özellikleri nelerdir? Emlakın fiziksel özelliklerini sabitlik, benzersizlik ve dayanıklılık olarak üçe ayırabiliriz. Emlak yeri sabit olan bir üründür. Emlak üretildiği yerde kalır ve ürünün başka bir yere taşınması mümkün değildir. Emlakın bir diğer özelliği ise benzersiz olmasıdır. Aynı apartmanda, aynı binadaki emlakları bile karşılaştırdığınızda mutlaka farklı özellikleri olduğunu göreceksiniz. Emlakın kuzey ya da güney cephede olması, İçine farklı bir takım özellikler katılmış olması, içindeki mobilyaların, dolapların farklı renkte, farklı kalitede olması, camından baktığınız zaman farklı bir manzaraya bakıyor olması, onun benzersiz olmasına yol açmaktadır. Emlakın bir diğer fiziksel özelliği ise dayanıklı olmasıdır. Emlak uzun yıllar dayanan ve kullanılabilen bir üründür. Emlakın ekonomik özellikleri ise kıt olması, ekonomik ömrünün uzun olması, yatırım getirisinin uzun dönemli olması, arazi kullanımında karşılıklı bağımlılık, hem yatırım hem tüketim malı olması, işlem hacminin büyüklüğü ve üretim sürecinin uzun olması olarak sıralanabilir. Emlakın ekonomik ömrü uzundur çünkü emlak uzun yıllar kullanılabilen ya da yatırıma konu olabilen bir üründür. Dayanıklılık özelliği emlakın aynı zamanda ekonomik olarak bu özelliğe sahip olmasına da yol açmaktadır. Arazi kullanımında karşılıklı bağımlılık özelliği neyi ifade etmektedir? Emlakın kullanılabilmesi aynı zamanda emlakın etrafındaki bazı yapılarla özellikle altyapı özellikleri ve bununla birlikte bazı kamusal hizmet binalarının bu bölgede bulunmasıyla ilişkilidir. Okullar, alışveriş yerleri, sağlıkla ilgili hizmet veya binaların bu çerçevede değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Emlak hem yatırım hem de tüketim malıdır. Çünkü biz emlağı hem barınma amaçlı ya da kullanma amaçlı hem de uzun vadede bize gelir sağlaması için yatırım amaçlı olarak talep edebiliriz. Emlakta işlem hacmi büyüktür. Çünkü emlak satın almak büyük harcamalar gerektirir. Bu nedenle İnsanların yaşamları boyunca belki de özellikle konut amaçlı emlağı sadece bir kez alabildiklerini söyleyebiliriz. Ticari işlemlere göre de daha maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Emlağın üretim süreci de uzundur. Çünkü emlak hem pahalı olması hem de diğer nedenlere dayalı olarak kısa sürede üretilmez. Emlak üretimi aynı zamanda mevsim veya iklimden de etkilenmektedir. Emlak pazarının özelliklerine bakalım. Emlak pazarları yerel pazarlardır ve genellikle yerel olarak üretildikleri yerde pazarlanırlar. Bu emlakın sabit olma özelliğiyle de ilişkili bir özelliktir. Emlakta arz ve talep uyumunda güçlükler vardır. Çünkü emlak biraz önce de bahsettiğimiz gibi kısa sürede üretilen bir ürün değildir. Ortalama olarak konut üretimine baktığımız zaman 2 yılda özellikle konutların tamamlanabildiğini görüyoruz. Bu süre içerisinde yani emlakın arz ve talebi arasında uyumsuzluklar olması da son derece doğal. Bugün talebin çok yüksek olduğunu gören bir emlak üreticisi emlak üretmeye karar verdikten sonra bu emlakı tamamlayıp müşteriye sunana kadar pazardaki koşullar değişmiş olabilir ya da talebin yüksek olduğunu gören pek çok emlak üreticisi aynı şekilde davrandığı için emlak fiyatları çok sayıda emlak üretildiğinde yani arz fazla olduğunda emlakın fiyatı uzun vadede düşebilmektedir. Bir diğer konu ise emlak sektöründe devletin müdahaleleridir. Çünkü emlak biraz önce de bahsettiğimiz gibi diğer ürünlere göre farklı özellikler gösteriyor ve devlet çeşitli şekillerde vergiler ya da desteklerle sektörün içerisinde yer alabiliyor. Emlak sektöründe ticari işlemler de diğer sektörlere göre farklılık gösteriyor.
Çünkü emlak satın aldığımızda markete girip herhangi bir ürünü satın almak arasında önemli farklılıklar var. Herhangi bir ürünün fiyatını ödeyip belgesini, faturasını aldığınızda o ürün size ait oluyor. Ama emlakta emlak satın aldıktan sonra bir takım tapu işlemlerinin, sözleşmelerin ya da buna benzer bazı ticari işlemlerin, yasal işlemlerin de gerçekleşmiş olması gerekiyor. Emlak sektörü bilgi yoğun bir sektör olmakla birlikte katılımcıların bilgi düzeyleri arasında da önemli farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Hatta sektörde bilgiye ulaşmanın çok kolay olmadığını, özellikle konut talep edecek olan müşterilerin pazar hakkında yetersiz bilgiye sahip olduklarını da söyleyebiliriz. Emlak pazarında algı ve beklentiler. Emlak pazarı yatırım veya barınma amaçlı ya da kullanım amaçlı olabilir demiştik. Bu nedenle herkesin sektörden beklentileri arasında da önemli farklılıklar olacaktır. Kimisi bir güvence aracı olarak, bir yatırım aracı olarak, kimi bir tasarruf aracı olarak, kimisi kullanma amacıyla emlağı talep edebilmektedir. Emlak pazarındaki ekonomik ortam da son derece önemli. Çünkü pazarda ekonomik olarak mevsimsel dalgalanmalar, konjonktürel, uzun vadeli dalgalanmalar ya da tesadüfi dalgalanmalar söz konusu olabilmektedir. Özellikle emlak sektörü üzerinde etkili olan tesadüfi dalgalanmalar, yasal kararlar, savaşlar, depremler, sel felaketleri, yangınlar, terör gibi bir takım nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Evet, konut amaçlı emlak pazarını etkileyen faktörlere bakalım. Genel anlamda ülkemizde konut piyasasının işleyişine baktığımızda şu faktörlerin konut talebi üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Nüfus artışı, hızlı kentleşme ya da kırdan kente göç, kaçak yapılaşmalar, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, enflasyon, yüksek faiz oranları. Tabii şu anda enflasyonun eskiye oranla çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Konut talebi üzerinde etkili olan temel faktörleri ise dört başlık altında sınırlandırabiliriz. Nüfus artışı, nüfus artışının yoğun olması konut talebini de artırmaktadır. Hane halkının demografik yapısındaki değişimler, özellikle evlenmeler, boşanmalar, yaşla ilgili faktörler konut talebi üzerinde etkili olmakta. Hane halkının gelirindeki değişmeler ya da göç konut talebini etkileyen diğer faktörlerdir. Emlak ve emlak pazarının özelliklerine bakacak olursak, diğer ticari mallardan, onların üretilmesinden farklı olarak emlak farklı kullanım alternatiflerine de sahiptir. Aslında burada emlağın en yüksek ve en iyi kullanımı kavramından söz ediyoruz. Biz bir emlağı tarım amaçlı kullanabileceğimiz gibi bir park yeri olarak ya da herhangi bir hizmet binası biçiminde de kullanabiliriz. Fabrika inşa etmek için de kullanabiliriz. Burada önemli olan emlağımızı hangi amaçta kullanırsak en yüksek kazanımı elde edebileceğimizdir. Ve bir emlakın hangi alanda kullanımının en yüksek ve en iyi kârı getireceği emlakın alternatifleri arasında yürütülen finansal analizle belirlememiz mümkündür. Bir arazinin en yüksek ve en iyi kullanımı emlakın özellikleri, değeri, konumu, ulaşılabilirliği, etrafındaki emlakların kullanım biçimi, emlakın geçmişteki ve bugünkü kullanıcılarının profili ve emlakın tahmini büyümesi gibi çeşitli faktörlerin etkisi altındadır.